Scar tedavileri dermatolojinin çok önemli bir konusu. Malum deride scar tedavisi dediğimiz şey yara izleri. Yara izleri çok farklı sebeplerle olabilir. Derideki en ufak bir çizikte, bir yanıkta veya bir sivilce de veya doğum sonrasındaki çatlaklar, hepsi bunlar bir yara izi, scar. Ve bunların tedavileri de birbirinden çok farklı. Öncelikle tabii ki birinci hedefimiz scarları oluşmadan engelleyebilme. Bunun mümkün olduğu kadar işlemlerin başında, eğer yanıksa yana en uygun tedaviyi yapma, işte sivilce varsa sivilceyi çıkışını engelleme, varsa da bunu en hızlı şekilde söndürme gibi, olabileceği gibi bazen de örneğin yanık oldu da bunun bir scarı gelişti, ona erken dönemde müdahil olma veya oluştu da geç döneme geçtiyse o zaman daha farklı tedaviler gerekiyor diyor. İşte bunlar için, bu farklı evrelerdeki sorunlar için doğal olarak farklı tedaviler gerekebiliyor. Burada bazen kremler, bazen bir takım cihazlar, ki bunlar ışık kaynakları, enerji tabanlı cihazlar olabiliyor. Az sonra size bunlarla ilgili bir takım örneklerle yapabildiklerimizi anlatmaya çalışacağım. Birinci olarak hedefim sorunları başındayken engelleme amaçlı, yani erken dönem scarlarda yapılması gerekenleri anlatacağım. Örneğin çok başında daha yeni oluşmuş bir scarsa veya bizim yaptığımız bir işleme bağlı bir kesi vesaire ise, bunları da yarayı, enflamasyonu, yani orada enflamatuar reaksiyonu hızla geriletme ve iyileşmeyi hızlandırabilmek için yaptığımız birinci şey fotobiyomodülasyon denen bir ışık uygulamasıdır. Bu yaklaşık 20 dakikalık hemen işlem sonrasında yaptığımız bir uygulamayla oluşabilecek olumsuzlukları minimuma indirmeyi sağlayabiliyoruz. Bunu birkaç kez, 2-3 kez seanslar halinde tekrarlayabiliyoruz. Bu işte 48 saatlik aralarla tekrarlanan seanslarla elde edilebilir. Ama varsayalım ki oluştu ve ondan sonra da bunları geriletmek gerekecek. Şimdi örneğin bir çocuğumuz var. Bu işte 18 aylık bir çocuk. Bir suyla yanık sonrasında, ciddi yanık sonrasında cerrahiyle bir takım doku nakilleriyle düzeltilmeye çalışılmış ama büyümesi sırasında bu tedavi alanlarında yeni scar dokuları ve çocuğun gelişimini engelleyen scar dokuları oluşmaya başlamış. Bu nedenle bize gönderilmişti. Biz de bu vaka için biyodermogenez dediğimiz bir tedaviyi temel aldık. Çünkü 18 aylık bir çocuktu. Canını yakmama, uyutma gibi bir takım işlemler gerekiyordu. Bunlara gerek olmadan hızla düzeltmeyi sağlayabilmek için 5 seans biyodermogenez uyguladık. Yaklaşık 15 dakikalık uygulamalardır. Ve 5. seanstan sonra da ara verdik, yaklaşık 4 ay gibi. Bu süreç içerisinde aslında ilk seanstan itibaren scar'da yumuşama ve her hafta yapılan seanslarla yarada gerileme elde ettik. 4 ayın sonunda ise çocuğun gelişiminin normalleştiğini ve yaraların hızla düzeldiğini gözledik. Şimdi yanaktaki düzelme yanında koldaki yaklaşık 5 ay sonraki düzelmeyi gözlüyorsunuz. Ama yaklaşık 1 yılın sonunda da çocuk büyüdüğü halde hem kolundaki scar'ın gerilediğini, çocuğun gelişimine izin verdiğini gözleyebiliyoruz. Yani burada hedefimiz tabii ki normal dokuya dönmeyi çok isteriz ama dönemesek dahi bu çocuğun gelişimine izin veren, orada olumsuzlukları mümkün olduğu kadar azaltan bir uygulamayla, yaklaşık 5 seanslık uygulamayla elde ettiğimiz sonuçta bizi yeterince tatmin etti. Ama bunun yanında farklı scarlar da var. Örneğin bir trafik kazasında bu çocukta gördüğümüz gibi cam kesileriyle ve bir takım camların deri içine girişiyle oluşmuş scarlar var. Bu erken dönem scarlarda da biz dye lazer artı bir takım işte travmatik tatuaj dediğimiz deriye giren yabancı maddeleri yok edebilmek için de Q-switch endiyak lazer kullanarak yaklaşık 5-6 seans sonunda elde ettiğimiz düzelme de bizi tatmin etti. Daha iyisini elde etmek için tabii ki uğraşmak gerekiyor. Bu tür uygulamalar maalesef tekrar tekrar seanslar gerektirir.